Merhaba arkadaşım, yazılıya hazırlık kamplarımız son gaz devam ediyor değil mi? Evet, bugün seninle birlikte 10. sınıflardan 2. derecede denklemler, bunların köklerinin bulunması, köklerde katsayı arasındaki ilişkiler ve karmaşık sayılar konusunu yapacağız, birlikte çalışacağız. Senin için seçtiğim muhteşem sorular var. Hemen şimdi o soruların ilkiyle çözme başlıyorum. Diyor ki ax² artı bx artı c eşittir 0, 2. dereceden denkleminde delta küçük 0 ise denklemin sanal 2 kökü vardır. Doğru mu? Evet. Delta negatif ise bu doğru. B büyük 0 ise denklemin sanal 2 kökü vardır. E biliyorsunuz sadece B'ye ne değildir? Bağlı değildir bu. Yani delta'mız neydi? B kare eksi 4AC bakın. Bunun negatif ya da pozitif olması zaten B ile neyi yok? Hiçbir alakası yok. Sebep? E zaten sen B'nin karesini alıyorsun. B negatif de olsa pozitife dönecek. Pozitif de olsa zaten pozitiftir diyoruz. Diyoruz kardeşim seninle bir işimiz yok. E A büyük 0 ve C küçük 0 ise denklemin gerçek 2 kökü vardır. İşte buna dikkat. Delta'mız neydi? B kare eksi 4AC. Harika. Şimdi 4AC. Şunu tekrar şöyle bir sileyim. Bu önemli bakın buraya. Ama ne yapıyoruz? Azami ölçüde dikkat ediyoruz. 4 A çarpı C. Şimdi sana soruyorum. Zaten A ile C zıt işaretliyse bakın. A pozitif C negatif ise bizim bu arkadaş ne olacak? Negatif olacak değil mi? E zaten bunun önünde de bakın bir negatif var. Negatif ile negatifin çarpımı pozitife dönecek. Ve her halükarda bu durumda delta sıfırdan büyük olacak. Ve delta sıfırdan büyük olduğu anda da ne diyoruz? Gerçel iki kökü vardır. İşte doğru olan öncülümüz bu. O zaman cevabımız nedir? 1 ve 3. öncüllerimiz nedir? Doğrudur diyoruz. Anlaşıldı zannedersem hemen 2. örneğimize geçiyoruz. A kümesi eksi 1, 1, 2, 3, 4 kümeleri veriliyor. A eşit değil B olmak üzere her AB eleman A kümesi için x kare artı AX artı B eşittir 0 şeklinde yazılabilecek denklemlerden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur. Şimdi şuna bakıyorum. Gerçek kökünün olmaması için delta eşittir bakın. B kare eksi 4AC'nin ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. E bu durumda o zaman ben diyorum ki kalemin rengini şöyle bir değiştireyim. Ben diyorum ki bak kardeşim. Ben şu B yerine şu kümeden eksi 1'i verdiğim diye bakın. A ve C mutlaka ne olacak arkadaşlar? Pozitif olmalı A çarpı C. Çünkü önde negatif var. Çünkü negatife düşmesi için buranın pozitif olması gerekiyor. Diyorum ki o zaman A çarpı C yerine bakın. Daha doğrusu evet. Evet. A çarpı C yerine ne verebiliriz bakın? 1 verebiliriz. Çünkü bu arkadaşın ne yapması lazım? Negatif olması lazım. Denklemin kaç tanesinin gerçek kökü yoktur. Özür. Şurayı yanlış yazmışım. Ben de diyorum ya bir yerde terslik var. Bakın şu B'miz yok çünkü burada. B dediğimiz şey kimdir? Bakın. B dediğimiz ifade A karedir. Yani A kare eksi 4B ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Çünkü burada B yerinde bakın A var. C yerinde de B var. Şimdi dedim ki ben bu A yerine eksi 1 verirsem bakın. Şu değeri verdiğimde. E sen B yerine 1, 3, 2, 3 ve 4 bütün değerleri yazabilirsin. Bu durumda dikkat edersen sonuç daima ne çıkar? Negatif. Peki diyorum ki A yerine ben 1 verirsem. Bakın A yerine 1 verdiğim B. Peki bu durumda B yerine kim yazabilirim? 2, 3 ve 4'ü yazabilirim. Çünkü ben B yerine 1 ve A yerine 1 verdiğimde bakın B yerine 2, 3, 4 verdiğimde delta ne yapacaktır? Negatif. Peki A yerine ben 2 verirsem bakın. 2'nin karesi 4. Buraya ne veremem? 1 veremem B yerine. Mecburen yine 3 ile 4'ü verebileceğim. Çünkü birbirinden farklı olsun diyor bakın şurada. Peki ben buraya 3 verdiğimde 3'ün karesi 9 yapacak. O zaman buranın eksi 9'dan küçük olması lazım. 2'yi veremem. Zaten 3'ü veremiyorum. Sadece 4'ü verebilirim bakın. Ve 4'ü verdiğimde ise şuraya 16. Sen B yerine ne yazarsan yaz. Şu 1, 2, 3'lerden hiçbir zaman negatif olmaz. Bakın sayı gelmiyor. O zaman saydığımda bakın. 4 değerimiz burada var. 3 değerimiz burada var. 7. 2 burada var. 9. Bir tane de burada var bakın. Toplam 10 tane yazacağınız denklemin neyi yoktur?
kökleri yoktur ya da reel kökleri yoktur. Ama nerede vardır? Sanal kökleri vardır diyoruz. Cevabımız 10 olacak. Peki. Gelelim şimdi senin için seçtiğim bir diğer örneğimize. ABC eleman R olmak üzere x kare eksi 2 ax artı 5'tir 0 denkleminin bir kökü bakın 1. Tamam hocam. X kare artı bx artı c'tir 0 denkleminin bir kökü eksi 2. Tamam hocam. Olduğuna göre 4a eksi c ifadesinin değeri nedir? Biz ne diyorduk? Kök denilen şey eşitliği sağlayan değer değil mi? Evet. Yani eğer x kare eksi 2 ax artı b eşittir 0 denkleminin kökü 1 ise ben buraya 1 yazdığımda bakın hemen onu şöyle aşağıya alıyorum. 1 yazdığımda karşıma ne çıkacak? 1 eksi 2 a artı b eşittir 0 çıkacak. Peki şu arkadaşın da kökü bakın eksi 2 olduğuna göre buradaki x yerine de eksi 2 koyduğumda buradan gelen cevap şu olacak. 4 eksi 2 b artı c bakın o da eşittir ne olacak? 0. Peki bizden ne isteniyor? 4 eksi c isteniyor. O zaman ben buradan doğrumuzun altına bakın denklemlerimizin altına güzelce doğrumu çizdim. Bakıyorum diyorum ki ya 4a'ya nasıl ulaşabilirim? Burada bakın şu anda ne var? Eksi 2a var. B'leri yok etmem gerekiyor. Bakın burada hiç b yok. O zaman diyorum ki ya ben şu arkadaşı kalemin rengini şöyle bir değiştireyim ben. Diyorum ki şu arkadaşı eksi 2 ile çarpsam. Çarpınca ne olacak bakın? Eksi 2 artı 4a eksi 2b eşittir 0 olacak. Ve şu iki denklemi bakın taraf tarafa topladığınızda ne oldu? Bakın eksi 2b ile özür. Burası da eksi 2b. O zaman neyle çarpacaktık biz bunu? Artı 2 ile çarpacaktık değil mi? O zaman 2 şurası eksi olacak. Burası artı olacak ki uzun bunda bakın eksi 2b ile artı 2b birbirini götürsün. 4, 2 daha 6 yaptı ve burası eksi 4a ve buradan da ne geldi bakın artı c geldi eşittir 0. İşte biz bu arkadaşları karşıya attığımızda 4a eksi c ifadesi 6 olarak bulunmuş. Yani işte bunları yakaladığınızda bu tür soruları çözmek gerçekten insanı mutlu ediyor ve çok da zorlanmıyorsunuz. Ancak denklemde ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Bunlar aslında ikinci denklem, derece denklemlerden çok denklem çözümleri değil mi? İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümleri ya denklemlerin çözümleri. Hemen gelelim senin için seçtiğim bir diğer örneğime. Sınavda gelmesi muhtemel düşündüğüm sorular. Z eşittir 5. kuvvetten kök eksi 32 ve artı karekök eksi 4 olduğuna göre Z karmaşık sayısının eşleniği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bunun derecesi tek olduğuna göre bakın. Ben bu sayıyı nasıl yazabiliyorum? 5. kuvvetten kök eksi 2'nin 5. kuvveti kardeşim. Peki şunun derecesi çift olduğundan dolayı bunu ben kök eksi 1 çarpı kök 4 diye yazıyorum. Bakın bu arkadaşımız şu 5'ler birbirini götürür eksi 2 diye dışarıya çıkar. Buradaki kök eksi 1 yerine ne yazıyorum? İyi yazıyorum. Bu arkadaşımız da bakın 2 diye çıkacak. O zaman artı 2 iyi olacak. İşte bizim Z karmaşık sayımız buymuş. Yani eksi 2 artı 2 iyi. Bizde neyi soruyor? Eşleniğini hemen. Z eşlenik dediğimiz şey bunun imajiner kısmının işaretleyecek. Eksi 2 eksi 2 iyi olarak bulunmuş olur ki bizden istenen cevabımız da aynen burada gözüktüğü gibi bu değerimizdir. Anlaşıldı zannedersem hemen devam ediyoruz sorularımıza. Diyor ki x kare eksi 6x artı 10 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Tabi biz aşağıdakileri almadık arkadaşlar. Köklerini bul diyoruz değil mi? Ben hemen ikiye de denklem. Çarpanların ayrılabiliyor mu diye bakıyorum. Ayrılmıyor arkadaşlar. O zaman ne diyorduk? Deltasına, diskriminatına bakacağız. Neydi bu da? B kare eksi 4 artı. Peki bu durumda B'miz eksi 6 karesi 36 eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz 10. Bakın burası ne çıktı? Eksi 4. Yani delta sıfırdan küçük. Reel kök yok ancak sanal kök var. Ne diyorduk? X 1 2 eşittir. Eksi B artı eksi kök delta bölü neydi? 2 A. O zaman diyorum ki kardeşim B'miz eksi 6 eksi B'miz 6 artı eksi. Burası kim? Kök eksi 4 bölü 2. Ve bu da kabul edersiniz ki şu arkadaşımız 2'yi 6 eksi 2i bölü 2.
ki buradan sadeleştirmeyi yaparsanız 3 eksi i çıkar. Diğer kökte bakın 6 artı 2 i bölü 2 o da ne çıkar? 3 artı i olarak çıkar. İşte köklerinden biri derken şıklara bakacaksınız. Bunlardan hangisi varsa onu işaretleyeceksiniz. Ama biz klasik soru, ucu açık soru çözüyoruz, haberiniz olsun. Bunu yaptığınızda zaten diğerini çok daha rahat ve pratik yapabilirsiniz. Evet, gelelim bir diğer senin için seçtiğim soruya. X kare eşittir. Eksi 3 artı 2 kök 2 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş, değil mi? E ne yapıyorum? Bakıyorum. Ya diyorum her tarafın kare kökünü alsam. Bakın şöyle. Şimdi kare kökünü aldığım takdirde şu burası mutlak x diye çıkacak. Bu tamam. Şimdi içerideki ifadeyi tanıdık değil. Ya da şöyle düşünebiliriz. Hatta özel köklerimiz vardı ama onu önce şöyle yapmak istiyorum ben. Bakın kök eksi 1 parantezini alıp içeriği 3 eksi 2 kök 2 diye ne yapabilirim? Bakın yazabilirim. İşte özel kök mü? Evet. 9. sınıftan hatırlayacaksınız. Ben burayı bakın 1 çarpı 2 diye yazarsam 1 kere 2, 2, 1, 2 daha 3'ü veriyor. O zaman şu ifade bakın neye eşittir? Kök 2 eksi kök 1 yani 1'e. E bu arkadaşımız kim? Bu arkadaşımız da i. O zaman benim mutlak x'im kim eşit oldu? Kök 2 eksi 1 çarpı i oldu. Ama biliyoruz ki bu mutlak değer dışarıya bir artırısı bir eksilisi çıkacak. O zaman x1 köküm. Kök 2 eksi 1 i. Tamam hocam. X2 köküm de bunun eşleniği. Bunun içeriği çarp. O zaman 1 eksi kök 2 i olarak bulunmuş olur. Evet bunlar da işte yine şıklara bakıyorsunuz. Bunlardan hangisini yazarımız şıklara yerleştirmişse doğru cevabımız odur diyoruz. Evet yazılı çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bakın M 2'den farklı ve M eleman R olmak üzere 4 eksi 2 M x kare artı 3 M eksi 1 x artı M artı çeşitli 0 denkleminin gerçek kökleri bakın. Ne olarak bize verilmiş? X1 ve X2'dir. Tamam hocam. X1 artı X2 4 ise X1 çarpı X2 değerini hesaplayınız. Şimdi kabul edersin ki eğer bana yazar X1 artı X2'yi 4 olarak vermişse ben X1 artı X2'nin zaten eksi B bölü A olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yani bana diyor ki eksi B bölü A 4'e eşittir. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi B dediğim şey kimdir bakın? Eksi 3M artı 1 bölü A'mız kim? 4 eksi 2M, 4 eksi 2M ve bu kim eşit? 4 eşit. İşte buradan içler dışlar çarpımı yaptığında 16 eksi 8M eşittir eksi 3M artı 1 olur. Güzelce yer değiştir. 1'i bu tarafa al 15, 8M'i karşıya atarsak 5M ve buradan M eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Ama bizden bunu istemiyor. Ya ne istiyor? Kökler çarpımı. E diyorum ki ya bu denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a mı? Evet. C'miz kim bakın? M artı 3. Tamam hocam. Peki a'mız 4 eksi 2 mi? E ben zaten m'yi 3 olarak buldum. Getirip buralara 3 koyduğumda bakın şöyle. O zaman x1 çarpı x2 ifadesi 3 3 6 bölü 4 eksi 6'dan eksi 2 ve cevabımız eksi 3 olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Bu da anlaşıldı. Hemen devam ediyoruz. Büyük bir hızla yeni sorumuzu bir görelim. Bakın diyor ki A eleman D olmak üzere tamam hocam X kare eksi A artı 2 X eksi 5 A artı 1 eşit 0 denkleminin gerçek kökleri X1 ve X2'dir. 1 bölü X1 artı 1 bölü X2 3 eksi 3 bölü 4 olduğuna göre köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? E şimdi eğer bana 1 bölü x1 artı bakın 1 bölü x2'yi yazarımız ne olarak vermiş? Eksi 3 bölü 4. Peki. Diyorum ki ya kardeşim ben bunlardan paydaş desem x2 ve x1 ile. Bu ifade şu değil mi? X2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 eşittir. Eksi 3 bölü 4. Peki x1 artı x2 eksi b bölü a'dan bakın a artı 2 eşit. Şuraya alalım. Bakın a artı 2 eşit. Peki x1 çarpı x2 kime eşit? C bölü a'dan eksi 5a artı 1 eşit.
Ve bu arkadaşımız eksi 3 bölü kaçmış? 4'müş arkadaşlar. Peki içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4A artı 8 eşittir. Eksi 15A artı 3'tür. 15A'yı bu tarafa alalım. 19A çok ilginç bir şey çıktı. Eksi 19A eşittir. Eksi 5 olarak karşımıza çıkar. Ve A da eksi 5 bölü 19 olarak bulunmuş olur. Peki olduğuna göre bu denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerde bir hatamız var sanki arkadaşlar. Bir kalemimin rengini değiştireyim. Buna bir daha bakalım sizinle beraber. Bakalım nerede bir hata yaptık. Ya da demek ki başka yerden çözeceğiz eğer buradan çıkmıyorsa. Bakalım 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Tamam, payda eşit dedik. Ne yaptık? X2 artı x1 bölü x1 çarpı x2. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan a artı 2. X1 çarpı x2 c bölü a'dan evet. Eksi 5a artı 1 eşittir. Eksi 3 bölü 4. Tamam. Buradan işler düşer. 4a artı 8 eşittir. Ha, burası artı 15 oluyormuş. Bakın arkadaşlar hatayı bulduk. Ve eksi 3 oluyor. Hiçbir dikkat etmemişiz. Tamam. O zaman şunu yapalım. Eksi 3'ü bu tarafa alırsak şurayı siliyoruz bakın. Bakın eksi 3'ü bu tarafa alırsak 11 yapar. 15a'dan da 4a çıktı. 11a yapar. Ve her tarafı 11'e böldüğümüzde a'mız kaç olarak bulunur? 1 olarak bulunmuş olur. Şimdi a yerine 1 yazdığınızda bakın şu denklemi şimdi bakın a gördüğüm yere 1 yazdım. Karşıma şu çıkar mı? X kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Bunun köklerine bakıyorum. Burası bakın eksi 4'e 1 diye yazarsak kökler 4'e kaç çıkar? Eksi 1 çıkar. İşte bize diyor ki köklerinden biri. Biz ikisini de bulduk. Çünkü şıklarımız yok bizim. 4 ve eksi 1'dir. Artık şıklarda yazan hangisini vermişse cevabımız odur diyoruz. Evet gelelim 9. sorumuza. Tam 11 tane sorumuz var. Yavaş yavaş sona doğru ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Diyor ki ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 x2 eleman r'dir. Reel kök. Kökler toplamı 5. X1 X2'nin karesi artı X1'in karesi çarpı X2 eksi 30 koşulunu sağlayan ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben hemen aklıma şu geliyor. Ya diyorum kökleri verilen denklemi yazmak için TX artı Ç eşit 0. Yani T dediğimiz X1 artı X2 toplam Ç de X1 çarpı X2. Yani benim X1 artı X2'ye ihtiyacım var. Onu biliyorum zaten. Bakın buraya o zaman 5 yazacağım. Bir de kökler çarpımına ihtiyacım var. Onu da nereden ulaşabilirim? Bakın şu arkadaşı x1 çarpı x2 parantezini alırsam burası x2 artı x1 kalır ki bu da eksi 30. Burası zaten verilmiş bize 5 olarak. O zaman x1 çarpı x2 de bakın eksi 6 olarak bulunur. O zaman şuraya da ne yazacağım? Eksi 6 yazacağım. Ve bingo cevabımız tamam. Yani şu çıkıyor. X kare tamam hocam. Eksi 5x eksi 6 eşittir 0 imiş bizden istenen denklem. Anlaşıldı zannedersem. Gelelim şimdi sondan bir önceki soru 10. sorumuza. Diyor ki bize aşağıdaki denklemler ve bu denklemlerin kökleri verilmiştir. Evet burada dikkat ederseniz bir üstel denklem. Evet bir yine üstü denklem. Arkasında da ikinci derece denklem. Şuradan birinci öncülde bakın 16 üzeri x eksi 1 eşittir 8 üzeri x artı 2 ise 16 ve 8'i 2'nin kuvveti diye yazarsam onu şuraya alayım bakın. Bu şu demektir. 2 üzeri 4x eksi 4 eşittir 2 üzeri 3x artı 6. Bunu aslında geçen yıl gördünüz değil mi? Üstel denklemler tabanlar eşitse üstler eşittir. Yani 4x eksi 4 eşittir 3x artı 6 ve x eşittir 10 olarak bulunur. İşte bu x1 köküymüş bakın. Kim bu? 10. Tamam. İkinciye baktığımızda derecesi tek olduğu için bakın 5. kuvvet. Her tarafın 5. kuvvetten kökünü aldığında derece tek olduğu için bakın buradan çıkan sonuç da şu. 2x eksi 1 eşittir kime? X artı 2. Derece çift olsaydı mutlak değer diye çıkacaktı. O zaman iki farklı x değer ama tek olduğu için problem yok. X eşittir hatta x2 eşittir 3 oldu. Yani yazacağım denklemin ya da şu denklemin
1 kökü 10, 1 kökü 3. X1 ve X2'dir. Verilene göre A artı C toplamı nedir? E şimdi ben diyorum ki o dursun A artı C. Ya kökleri 10 ve 3 olan ikili direği denklem. Bize bir toplam lazım T 13. Bir de çarpım lazım 30. E diyorum ya bu denklem şu normalde. X kare eksi 13X artı 30 eşittir 0. İşte bu denklemle şimdi buna baktığımızda görüyor musunuz? C değerimiz zaten kaç çıkıyor? Bakın 30. Bunda bir problemimiz yok. Bakın bu 30. O zaman şu A eksi 12'nin de eksi 13 olması lazım. Eksi 13 ama bakın bu önünde de ifade var. Yani buranın 13 olması lazım. O zaman buraya da ne yazıyorum? 25 yazıyorum. 25'ten 12 çıkarsa 13. Yani A değerimiz de 25 olarak bulunuyor. Bizden ne isteniyor? 25 artı 30. O da eşittir 55 olarak işlemin sonucu bulunmuş olur. Evet, nihayet bu dersimizin de bu tekrarımızın da son sorusuna geldik. Diyor ki x kare eksi 5 x eksi 7 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikili deriden bir bilinmeyen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bize ne diyorduk? Bir t lazım. Yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Çünkü kökleri bu olan denklemi yazacağım. Bir de ç lazım. O da bunların çarpımı 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2. Şimdi diyorum ki burada paydaş dediğimde x2 ve x1 ile burası ne olur? X1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olur. Ve x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 5. X1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 7. Bu tamam. Gelelim bu arkadaşımıza. Bu da 1 bölü x1 çarpı x2. E bu da x1 çarpı x2 eksi 7'ye eşit. Yani 1 bölü ya da eksi 1 bölü 7. Şimdi denklemi yazıyorum. X kare eksi, bakın eksi 5 bölüydü. Eksi de formülde vardı. Artı 5 bölü 7x eksi 1 bölü 7 eşittir 0. Hatta burayı 7 ile genişletirseniz karşınıza x kare daha edepli bir şey denklem çıkar. 5x eksi 1 eşittir 0 şeklinde bizden istenen denklem bulunmuş olur. Evet arkadaşım, inşallah faydalı olmuştur. Tam 11 tane birbirinden güzel ikinci derecede denklemler, köklerinin bulunması, köklerle katsayı arasındaki ilişkiler ve muhteşem karmaşık sayılar. İnşallah eğer bunları rahatlıkla çözebildiysen artık bu konularda iyisin demektir. Yok hocam takıldım diyorsan çalışmaya devam. Nur Hoca Matematik YouTube kanalında bu konu anlatım videolarım var. Oradan da takip edebilirsin. Ya da birçok yazarımızın güzel kitapları var. Oradan soru çözmeye devam ediyorsun. Ne diyoruz? Hayali olanın bahanesi olmaz. Çalışmaya devam. Ne zamana kadar? Hayallerimize kavuşuncaya kadar. Ve her zamanda Nuh Hoca sana omuz vermeye devam edecek. Elbette ki senden de Nuh Hoca'ya omuz vermeni, kanalına abone olmanı ve takipte kalmanı istiyorum. Seninle Nuh Hoca daha güçlü. Şimdiden gireceğin tüm sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kal.